30 Mart akşamından sonra inşallah hayırlı bir sonuç tecelli edecek. O sonuç neticesinde biz belediyecilik anlamında Karacabey'de Rönesans gerçekleştirilecek diyoruz. Yeniden doğuş anlamına geliyor Rönesans, yeniden diriliş anlamına geliyor. Belediyecilik anlamında yeniden doğuşu, yeniden dirilişi gerçekleştireceğiz inşallah. Güçlü Karacabey'i, planlı Karacabey'i, düzenli Karacabey'i, büyük Karacabey'i, yeni Karacabey'i inşallah hep beraber kuracağız diyoruz. Değerli arkadaşlar, Karacabey bildiğiniz gibi bir tarım kenti, hayvancılık kenti. Şimdi değişik televizyon kuruluşlarını ziyaret ettik dün. Karacabey'e hemen bakış tarım noktasında, hayvancılık noktasında ifade ediliyor. Biz tarıma çok önem veriyoruz. İnşallah oluşturacağımız meclis üyeliği listesinde de bunu zaten göreceksiniz. Ama biz Karacabey'in çok güzide bir stratejik konumda, coğrafi konumda olduğunun idrakindeyiz. Karacabey çok güzel bir yer. Karacabey çok güzel bir şehir. Nasıl Türkiye dünyada göz bebeği ise, İstanbul dünyanın göz bebeği ise, Karacabey'de konumu itibariyle Marmara bölgesinin göz bebeği, güzide bir şehrimiz. Dolayısıyla biz Karacabey'e sadece tarım bağlamında hayvancılık gözüyle bakmayacağız. Biz bundan sonra Karacabey'e yapılacak yatırımları 3D formülüyle ifade ediyoruz. Teknolojik yatırımlar diyoruz. Sanayiyi bu cephede, bu çerçevede değerlendiriyoruz. Tarıma elverişli olmayan arazilerin sanayi kuruluşlarının oluşmasında bir değer olarak kullanılmasına öncülük etmeyi düşünüyoruz. Turizm yatırımları diyoruz ve tarımsal yatırımlar diyoruz. Dolayısıyla 3D formülüyle sadece Karacabey'i tarıma bağlı bir ilçe olmaktan çıkarmayı, çağ atlamasını, gelişmesini hedefliyoruz. Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz arkadaşlar. Dezavantajlı gruplara, yani yaşlılardır, engellilerdir, onlara yönelik faaliyetler yapmayı taahhüt ediyoruz. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Yasası onaylandı. Bunun da bir geçmişine bakarsak, 1930'lu yıllarda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ekibine talimat verir, ideal cumhuriyet köyü projesini ortaya koyar. Der ki, böyle bir konsept içerisinde bana bu proje getirin. Ömrü vefa etmez, gerçekleşemez. Daha sonra Sayın Rahmetli Alparslan Türkeş, Rahmetli Bülent Ecevit, köykent, tarımkent projelerini bildiğiniz gibi ortaya atarlar. Fakat bunlar gerçekleşmez. AK Parti reformların partisi. AK Parti ilklerin partisi. AK Parti tavuları yıkan bir parti. Dolayısıyla bu konudaki devrimi gerçekleştirmek, inkılabı gerçekleştirmekte AK Parti'nin genel başkanı, başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bu çerçeve içerisinde Karacabey'in bütün ilçeleri Yıldırım gibi, Osman Gazi gibi, Nilüfer gibi Bursa'nın merkez ilçesi oldu. Dolayısıyla Büyükşehir Yasası'yla Bursa'mız topyekün köyleriyle, ilçeleriyle bütün şehir oldu. İşte burada bizim hedefimiz şehirlerde ne varsa köylerde de o olsundur. Şehirlerdeki hizmetlerden köylülerimiz de istifade etsindir. Daha önce bu hizmetler köylere biliyorsunuz İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımız aracılığıyla, İl Özel İdaresi aracılığıyla yapıyor. Şimdi bu tür hizmetler ilçemize ve köylerimize Büyükşehir aracılığıyla yapılacak. Burada ölçek ekonomisi denilen bir hadise var arkadaşlar. Pazardan bir mal aldığınızda onun fiyatı birdir, 100 mal aldığınızda 100'dür. Küçük ilçelerde, Karacabey gibi ilçelerde çok donanımlı mimar, mühendis gibi personelleri istihdam edemezsiniz. Çünkü belli bir bütçeniz vardır. Ama Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda sıkıntı yoktur. Her alanda plan yapabilecek, program yapabilecek, değerlendirme yapabilecek elemanları vardır. Dolayısıyla Karacabey'imizin başkanımızla gelirken konuştuk. Şimdi bir insan, bir bayan kanser hastası olmuş. Siz onun dudağına ruj sürüyorsunuz. Şu andaki belediyecilik anlayışı budur arkadaşlar. Biz altyapıya önem vermeyi düşünüyoruz. Öncesinde başkanlığında duruyor ve yine önümüzdeki dönem
Recep Altepe AK Parti'nin Büyükşehir adayı olarak gösterilecek. Kendisiyle akşam İnegöl'de beraberdik. Karacabey'in durumunu kendisine arz ettim. Dedim başkanım, bizim AK Parti belediyeciliğinden 10 yıllık bir alacağımız var. Ben bunu tahsil etmek için aday oldum dedim. Sizden bunu tahsil edeceğim. Siz de Karacabey'i en kısa zamanda bekliyorum dedim. Kendisi de bizi kırmadılar. İnşallah en kısa zamanda ve seçim kampanyamız akabinde Karacabey'e gelecekler. Karacabey'e ne yaparız, neler yapılabilir onu bizzat oradaki bürokratlarıyla beraber, başkanımızla beraber planlamayı düşünüyoruz. Bu noktada Recep Altepe'de bizim Karacabey için bir şanstır. Bunu da en güzel şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Karacabey'in, tabii ben dünkü televizyon programında öyle ifade ettim. Kurban olduğum Allah dedim, verdikçe veriyor. Ne veriyor? İşte Büyükşehir'i verdi. Bunun yanında ne verdi? Karacabey'den yetiştirdiğimiz bir milletvekilimiz, değerli kardeşimiz, arkadaşımız Önder Matlı, Bütçe Plan Komisyonu üyesi seçildi. Bütçe Plan Komisyonu üyesi ne demek? Bir tanesi de İnegöl milletvekilimiz, diyaloğumuz olan Hüseyin Şahin, değerli arkadaşımız. Bunlar Türkiye'de ne yatırımlar yapılacak? Bunlara ne kadar kaynak aktarılacak? Bunların planlamasını yapıyorlar. Bildiğiniz gibi Gölecik Barajımız var. Karacabey'e aciliyet kesmeden bir yatırım. Onu bekliyoruz hararetle. İşte sayın vekilimizin de orada komisyon üyesi olması bu gibi yatırımların Karacabey'e aktarılmasını daha da kolaylaştıracak diyoruz. Dolayısıyla başkanımızın seçim kampanyamızın başından beri ifade ettiği güçlü olsun, güçlü olsun formülü bu şekilde gerçekleşecek diyoruz. Değerli arkadaşlar, biz hep şunu ifade ediyoruz. Biz rutin belediyecilik işlemlerini, hizmetlerini yapmaya gelmiyoruz. Yani yapmaya gelmiyoruz demek bunları yapmayacağız manasında değil. Bunlar normal olarak klasik belediyecilik hizmetleri olacak. Rutin belediyecilik hizmetleri olacak. Ama biz Karacabey'e çağ atlatmayı, Karacabey'i uçurmayı hedefliyoruz değerli arkadaşlar. Karacabey'in çok güzel nimetleri var, çok güzel imkanları var, çok güzel değerleri var. Bununla biz Karacabey'i farklı bir konsepte değerlendirmeyi düşünüyoruz. İstihdam sorununu çözmeyi düşünüyoruz. Ve Karacabey'in sadece Karacabey'de değil, Bursa'da ve Türkiye'nin gündeminde olmasını hedefliyoruz. Karacabey'den yetişen, bizim kuşağımızdan olsun, bizden önce olsun, bizden sonra olsun, özel sektörde ve bürokraside yetiştirdiği çok değerli arkadaşlarımız var. Çok güçlü firmalarda bunlar üst düzey yöneticilik yapıyorlar. Biz de bunları bir bilgi bankası etrafında toparlayıp herkesin Karacabey için yapacak bir şeyi olmalı sloganıyla bunlardan istifade etmek istiyoruz. Bundan bir saat önce, ismini vermiyorum reklama girmesin, çok üst düzey bir firmanın genel müdürü, çocukluk arkadaşım, okul arkadaşımla görüştüm. Bu duygularımı, düşüncelerimi ifade ettim. Faruk Beyler de yanımdaydı. Kırklar eline iki tane dedi, fabrika kurduk abi dedi. Yani Karacabey neden olmasın? Biz bunları gerçekleştirmek için belediye başkanlığına talibiz değerli arkadaşlar. Karacabey'e değişik bir vizyonla, değişik bir gözle üst noktadan bakmayı düşünüyoruz. Zaten il yönetimindeki arkadaşlar da onu ifade ediyorlardı. Karacabey'in sorunlarına böyle tepeden bakan bir adam lazım diyorlardı. O da sen olsun. Adaylarımızla beraber kendimizi bir vücudun azaları olarak kabul ediyoruz. Başımızda Recep Altepe, başımız, beynimiz. Kimimiz kol olacağız, kimimiz bacak olacağız, kimimiz el olacağız. İlçelerimize, Bursa'mıza Allah'ın izniyle hizmet edeceğiz. Buradan son mesajım da şu olsun. Hiç kimseye karşı bir suizanımız yok. Hepsine hüsnüzanla bakıyoruz. Hepimiz Karacabey'e hizmet için, kimimiz kadrolu olarak, kimimiz taşeron olarak orada çalışıyor. Biz de aday olarak ortaya kendimize koyuyoruz. Bu arkadaşlarımızla beraber hiçbirini kırmadan, gücendirmeden, darıltmadan, ötelemeden Karacabey'e hizmet etmeyi düşünüyoruz. Müsaade ederseniz sözlerimi aday adaylığı sürecinde okuduğum bir şiirle bitirmek istiyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif anı seyr eyler, görelim Mevlam neyler.
Neylense güzel. Bayanlar kalkmasın. Bayanlar kalkmasın.